Buradayız. Vedat abi. Oyun beni sevdi, benden taramıyor. Evet, buradayız. Şöyle kenara getir. Benim de şey alsın gelene. Gel, gelin sen de al. Yok yok yeter bu. Nasıl geri alın. Ay kaçacak mı? Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 2020 yılında başlatmış olduğumuz Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim projesinin 3. yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılında 1500 hayvan dağıtılmıştı. 2021 yılında 1500 hayvan satın alınarak dağıtılmıştı. Geldiğimiz noktada 2022 yılında da 2020 yılında bizim adımıza vermiş olduğumuz hayvanları yetiştiren, onların yavrularını damızlık haline getiren üreticilerimizden aldığımız hayvanlardan 500 tanesini bugün bu yıl üreticilerle buluşturuyoruz. Bu şu demek, 500'ünü üreticilerimiz üretti, 1000 tanesini satın alıyoruz. Asıl hedefimiz olan 5 yıl içerisinde projenin tamamen kendi içinde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Projeye başlangıcından bu yana Veteriner Hekimler Odası almış olduğumuz küçük baş hayvanların aşılarını temin etmekte. Birlik Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği hayvanların temini noktasında bizle beraber. Mersin Tarım İl Müdürlüğümüz üreticilerimizin işletme kayıtlarının açılmasından bu yana hayvanların sevkinden sevkleri de olmak üzere her zaman yanımızda. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum. Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan, koyun keçi ya da büyükbaş hayvan üretimi yapan birçok bu konunun ustaları, uzmanları, aile mesleği haline getirmiş olan gruplar yavaş yavaş hayvancılık mesleğinden ya da hayvan üretiminden, koyun keçi üretiminden vazgeçtiklerini görüyoruz. Birçok aile yıllarca bu hizmeti bu devletimiz adına yapıyor, kendi aile geçimini bu sektörde sağlıyor. Ancak bu önemli grupların zaman içerisinde sürekli azaldığını görüyoruz. Bu da çok üzücü ve çok düşündürücü bir durum. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı bu uygulama hayvancılığın yeniden canlanması adına çok önemli bir girişim. Bunun bölgemizdeki insanların et, süt ihtiyacına ya da aile geçiminin, istihdamının sağlanması ihtiyacına bir katkısı olacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımız böyle bir projeyi gündeme getirdiğinde harika bir proje olduğunu gördük ve bu projeye katkı vermek adına ellerimizi sıvayıp bu şekilde sizlere bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ülkedeki yem fiyatlarını ve hayvanların yok oluşunu görüyoruz. Tabii ki bunlar güzel şeyler değil ama sonuç itibarıyla bu ülkede de bir şeylerin yapıp
katkıda sunmak bizlerin nasıl diyeyim zorunlu olduğu şeyler diye düşünüyorum. Burada koyunlarınızı alacaksınız, keçilerinizi alacaksınız, bekliyorsunuz. Evet, bu projenin dört ayağı var. Birinci ayak Büyükşehir Belediye Başkanlığı. İkinci olarak biz Veteriner Hekimler Odası. Üç, Koyun Keçi Birliği. Ve dört, dördüncü olarak da İl Tarım Müdürlüğü. Biraz ben annemin evindeyken hayvancılık yapıyorum. Şimdi sebze yapıyorum biraz. Hem yayla yapıyorum şu anda. Başvurduk. Çabuk. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey bizim için. Yani inanılmaz. Keçi sahibi olduk. 25 tane verdiler çocuklarım için. Çocuklarımın eğitiminde şimdi üniversiteye kızım şu anda şey yapıyor. Tercih yapıyor. İnşallah katkıda bulunacak. Fazla bir gelirimiz falan yok. Yani köylüyüz. Çalışmak zorundayız mutlaka. Başvurduk. Çocuklarımın için evet. Çocuklarımın geleceği için çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bir 4 yaşında, biri daha 1 yaşında, biri kız, biri oğlan çocuğum var. Ya bunların geleceği için de bir nevi katkıda olur. Yani sebze yapıyoruz ama yani bir şey anlamıyoruz sürekli. İlaççısı, komisyoncu derken. Yani sürekli borçlu kalıyoruz. Yani keçiye başvurduk. Başkanımız sağ olsun. Yani hem çocuklarımıza hem kendimize bir katkısı olur. Yani yararlanırız. Ben buradan kadınlara söyleyeceğim. Yani kadınların da birçok yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani ile erkek olmakla değil yani. Her şeyi kadınlar da başarabiliyor. Kadın üreticilerimiz de var. Annem de yaptı yani zamanında. Kaynbağımda da vardı ama ben de yapmak istedim. Yani başvurdum, şansımı denedim. Çıktı. Mutluyum. Koyun çıktı şansımıza. Koyuna bakacağız. Ailemize gelir katması için. Gelir kaynağımız şükürler olsun. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum buradan. Bahav Seçerimize. Allah inşallah böyle teşvikler devam eder inşallah. Başkaları da alır inşallah. Biz aldık, sevindik. Üreten ülke olmak için üreten çiftçi olmamız lazım. Bizi kısırlaştırıyorlar. Biz çalışmamız lazım. Bizi elimizde tutmaları gerekiyor. İnsanların çiftçiliği ihmal edip de gıdaya sırtını döndüğü zaman da herkesin ihtiyacı olduğu gıdanın önemi ortaya çıktığının farkındayız. Bu tür projeler gerek hayvancılık gerek diğer tarımın diğer kanatları böyle destek vermeli ki kendi gıdamızla kendi kendimizi besleyebilelim. Yoksa bu mazot, gübre, yem, ilaç, girdi masraflarına sırtımızdaki kambur inmezse biz bittiğimiz acımayız, ülke dünya biter yani. Evet, hayvancılıkla uğraşıyorum. Az da olsa kendimin de vardı işte, küçük baş koyunum vardı. Köye vardı mıydı, oraya arkadaşlar gelmişler büyük şehirden, böyle böyle dediler. Yardımcı olduk onlara hem. Burada birkaç, 12 mi 13 mi bir şey ettiydik, şans banaymış. Teşekkür ederiz. Ya hedefim işte çorba çocuğuma ileride bir şey hazırlayabilmek için yapıyoruz işte. Başka yapacağımız bir şey yok köyde. Malcılık yapıyoruz. Bugün de destek aldık. Çok güzel oldu. Mallar da çok güzel. Hepsi kaliteli. Hoşumuza gitti. Teşekkür ediyoruz başkana, yardımcı olanlara. Çok iyi oldu. Verilsinler daha iyi olur.